Arkadaşlar merhaba, kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın son günü bugün ve şu anda saat baktığınız zaman 4.45 ve 2.57 negatif durumdayız arkadaşlar. Maalesef sabahki Instagram'ın kapatılma haberi sonra ortadaki bu savaş rüzgarları durumunu bu hale getirdi gibi gözüküyor. Ama bugün şöyle bir durumda var. Euro'da inanılmaz bir artış var. 36.18'e çıktı bir anda. %1.14 yukarıya çıktı. Altın 0.72 değer kazandı. Şimdi arkadaşlar saat 09'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan Yunus Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye artırma işlemlerine ilişkin bir bildirim var. Bunu sizlere duyurmak istiyorum. Dün akşam yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu bülteni ile birlikte şirket sevgili arkadaşlar Yunusay Ünlü'nün %300'lük bedelsiz sermaye arttırımı onaylandı. %700'lük pardon. 60 milyonluk sermayesini 480 milyona çıkaracak Yunusay Ünlü. Evet, %700 büyük bir miktar ve dün onaylandı, artık bundan sonra şirketten takvim beklenecek. Tabii ki ne yapmış? Bu hisseye girilir mi? Bir bakalım, bir inceleyelim istiyorsanız. Bugün 1.92 Yunus'a pozitif arkadaşlar. Muhtemelen bu bedelsizin onaylanmasına binaen böyle bir yükseklik var. Son 5 güne baktığınızda 0.50'lik bir pozitiflik söz konusu. Son 1 ayda %1.20 pozitif. Son 6 ayda 1.53 artmış arkadaşlar. Son 6 ayda ise yılbaşından beri ise %9.17 artmış. Evet. Son 1 yılda %13.83 değer kaybetmiş. Gördüğünüz gibi bu bedelsizliği satın almamış bir durum ortada. %9.99'luk bir FK oranı var. Yünlük kumaş üreticisi biliyorsunuz Yunus'a. 4.53 milyar şu anda 60 milyonluk mevcut sermayesi ve piyasa değeri ve bu şirket arkadaşlar 79.65'te şu anki durumuyla biraz ucuz gibi duruyor. Çünkü 52 haftanın en yüksek değeri 112.80 ve gördüğünüz gibi yılbaşından beri sadece %9.10 artmış ve son bir ayda %1.14 artmış sadece. Bu yönüyle biraz girilebilir mi bilmiyorum. İyice araştırmak lazım. Portföy içerisinde bu sektörden de bir hisseniz yoksa belki tercih edilebilir. Bölündükten sonra girmek de daha mantıklı da olabilir tabii ki. Onu da gözden geçirmekte fayda var. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizim fikirlerimizde zarar edebilirsiniz. Maddi kaybınız olabilir. Bizim düşüncelerimizde, yorumlarımızda, bunların hepsi çünkü şahsi kişisel görüşler. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Selamlar, saygılar.